İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu yine Bekir Ağırdır. Merhabalar Bekir, hoş geldin. Merhaba abi. Seçim sonrası programları umarım 4 yıl ara verir. Evet, değil mi? Üst üste seçim. Evet, senede bir kez, hatta bazılarında iki kez. Doğru. Biz en son programımızı Bekir'le birlikte 11 Mart tarihinde yapmıştık. Tabii gene seçimi konuşmuştuk. Biraz da seçim sonrasında Türkiye'yi nelerin beklediğini ve ne yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Biraz bunları tabii ki bugünkü programımızda da konuşacağız. Ama ondan önce dün ne oldu sorusundan başlamak istiyorum. Zaten programımızın başlığı da bu, biliyorsunuz. Dün bir seçim geçirdik. Yerel seçimler gerçekleşti. Takke düştü, kel göründü ve sayılar ortaya evet, çıktı. Evet, sayılar ortaya şimdi çıktı. Nedir genel durum? Valla şimdi birkaç tane temel sonucu var. Şimdi bir tanesi önemli. İstanbul ve Ankara'yı iktidar bloku kaybetti. Burada tabii daha da önemli bir tarafı var. Ankara ve İstanbul 94'ten beri 25 yıldır AK Parti'nin yönettiği iki büyük kent. Üstelik de ülkenin iki lokomotif kenti. Kenti. Seçmen sayısı bakımından neredeyse ülke seçmeninin %25'inin olduğu bir yer. Ve de yerel seçimden önce muhalefet blokunun da kendine hedef olarak koyduğu yer. Yani iktidar blokunun oyunu aşmayı değil, ya da onu aşamayacaklarını biliyorlardı belki. Ama Ankara İstanbul'u iktidar blokundan tekrar kazanmayı, ele geçirmeyi hedeflemişlerdi. Onun için başardılar. En önemli sonuçlardan birisi o. Bunun seçmen tabanında bir başka karşılığı var. Seküler dünyanın ya da bizim akvaryum diyorum, biliyorsun sen. Bizim akvaryumun umutlanma ihtiyacını karşıladı. Biraz moral yükseltti. Moral yükseltti çünkü seçimlende iktidar blokunun geriletilebileceğini görmüş oldu, denemiş oldu, sınamış oldu. Ve de bunu başardı. Bir kere bunun ürettiği gerçekten hem siyasal sonuç, çok tartışacağız ve yaşayacağız, göreceğiz önümüzde. Ama önce psikolojik sonuç var ki sadece bu nedenden bile psikolojik üstünlüğü iktidar bloku kaybetti. Evet. Sayısal üstünlüğü hala duruyor bir kenarda ayrıca ama psikolojik üstünlüğü kaybetti. Bir başka sonucu, bizim akvaryumun özellikle siyaset marifetiyle iktidar blokunun geriletebileceği konusunda seçimde hileyle, hile hurdayla her halükarda AK Parti'nin kazanacağı konusunda ya da bu kadar medya baskısı, devlet olanaklarıyla yüklenen iktidarın devlet mekanizmasını bu kadar güçlü biçimde kullandığı süreçlerin sonunda seçim ve demokratik yollarla, sandık yoluyla iktidarın geriletemeyeceği konusunda bir umutsuzluk hali pekişmeye başlamıştı. Kuvvetli bir fikir olarak tabii. Evet. En azından bu kırıldı bence. Bu da çok önemli çünkü yeniden artık bizim akvaryumun siyasete dönmenin zamanı gelmişti. Evet, başka hatta maceraları da düşünmemenin aynen gerekliliği öyle ortaya çıktı. Dolayısıyla böyle bir fırsat alanını açtı. Bence en önemli birinci sonucu bu. Evet. Ama bir başka sonuç var. Şimdi tabii birazcık sevinçleri de gölgelemek istemem ama Türkiye'de çoklu gerçeklik var. Yani biz bir tek Ankara, İstanbul üzerinden bakarak buradan bir başka sevinç üretebilir insanlar. Ama bir yandan da ortada bir başka bir vaka var. Bunca ekonomik sarsıntıya, 16 yıllık ulusal iktidara, 25 yıllık yerel iktidara, yapılan bunca hataya veya son 5 yılda tümüyle savrulmalara ve keyfiliğe dönüşmüş bir iktidara rağmen hala iktidar bloku %52'ye yakın. Oy almış vaziyette. Yani bunu 11 Mart'ta da söylemiştik. Seçimi belirleyecek önemli dinamiklerden bir tanesi olarak kutuplaşma ve kimliklere sıkışmayı, yani kimlik sayımı yapıyoruz diyorduk sık sık. Bir kez daha kimlik sayımı yapmış olduk aslında. Ve yeniden, hatta oranlar bir kenara, sayılara baktığımız zaman yine 11 Mart'ta da söylediğimizi sanıyorum. 24 milyon seçmen, 58 milyon içinde 24 milyon seçmen yine iktidar blokunun yanında, 23.8. Yani şunu söyleyebilir miyiz? 51'e 49 dengesi halen değişmemiştir. Halen değişmemiş. Evet.
Ama psikolojik çünkü üstünlük, dramatik değişikliğin o noktadan itibaren olması, başlayacağı. Aynen öyle. Ama bu bile bir psikolojik eşik aşıldı bence. Bunun ürettiği bir heyecan eğer bir zihni ve siyasi çabaya dönüşebilirse, hep o sözünü ettiğimiz ortak ütopya üretmek konusunda ülkenin geri kalan kesimlerinin ne hissettiği, ne istediği, ihtiyacının ne olduğu konusunda daha kapsayıcı bir başka dil ve siyaset üretilebilirse bir fırsat alanı açıldığı da görülüyor. Ama bir yandan da dediğim gibi bir kutuplaşmanın hala çok ciddi ağırlığı da seziliyor ve görülüyor. Bu sonuçlar orada bir değişikliğe yol açabilir mi? Açabilir elbette. Orada önce tabii ki Ankara, İstanbul ve sadece Ankara, İstanbul'da değil aslında. Tabii. Hatay'dan İstanbul'a doğru bir bant, tümüyle kıyılar. Hani Adana, özellikle Mersin, Adana Antalya, ve Antalya, Muğla, İzmir tabii. Ve bu tarafta İstanbul. Ve bir başka bir de hani Anadolu'nun içine hançer gibi gelen Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Bilecik diye bakarsak, bütün bu hani dün akşam izleyicilerin kırmızı renkten CHP veya muhalefet blokunun kazandığı yerler diye gördüğü haritanın bir anlamı var. Hani üç Türkiye analizimi benim hatırlarsam. Benim de soracağım sorulardan birisiydi bu. Yani burada bir değişiklik burası, var burası mı diye. Burası ülkenin hem entelektüel kapasitesinin var olduğu yer, hem kültürel kapasitesinin, yaratıcı kapasitesinin, yönetim kapasitesinin, maharetinin olduğu coğrafya, hem kentleşmiş ve hatta metropolleşmiş, kendi ekonomik dinamikleri ve aktörleri yeterince güçlenmiş coğrafya. Dolayısıyla öncelikleri hayat tarzı, özgürlük, hukuk gibi yaşamın niteliklerine dair olan taleplerin daha önde olduğu bir coğrafya. Ve oralarda artık AK Parti yönetimi değil, yerellerde CHP veya İYİ Parti de dahil muhalefet blokunun yönettiği bir seçim süreci geçirildi. Özellikle büyükşehir belediyelerinde değil mi? Çünkü ilçeleri ayırmak lazım. Yani ilçelere döndüğümüz zaman zaten her birinde yani hep şu ayrımı her yerde görüyoruz. Seküler dünya veya muhafızkar dünya diye bakmak mümkün. Ve elbette bir de Kürtler diye kültürel kimlikler üzerinden baktığın zaman hani üç Türkiye dediğimiz analizin siyaseten hep ikili bir şey görüyoruz biz karşımızda. Yani iktidar bloku, muhalefet bloku ya da AK Parti yandaşlığı karşıtlığı. Evet. Dün de nitekim öyle oldu ve de ilk defa AK Parti karşıtı blok Ankara, İstanbul gibi bir yere düşürerek bir psikolojik üstünlük kazanmış oldu. Ama gerçekte bu ikiliğin altında üçlükler var aslında. Yani kendi Türkiye, içinde. Türkiye'nin çoklu gerçekliği dediğim o. Nedir o üçlüler? Bir ekonomi olarak bakarsan işte gelişmiş, kalkınmış yöreler, kalkınmaya çabalayan yöreler ve tümülen geri kalmış yöre demek mümkün. Sosyolojik olarak bakarsak seküler kesimin olduğu, muhafazakar kesimin ağırlıkta olduğu, yine Kürt kimliğinin ağırlıkta olduğu demek mümkün. Duygusal olarak farklı kırılımlar mümkün ama sonuç olarak Türkiye'de hep üç ana katman var ve bu katmanlar farklı meselelerde ortak hareket ederek bir iki tanesi bir araya geliyor. Ve bu siyasi kutuplaşma üzerinden bu sefer Kürtlerin bir kısmı ya da önemlice bir kısmı hatta muhalefet blokuyla beraber hareket ettiği için böyle bir denge en azından Ankara İstanbul'da yakalanmış oldu. Ama dediğim gibi hala 52 iktidar blokunda. Onun için ilçe ilçe analizleri yaptığımızda, il il analizleri yaptığımızda henüz tabii biliyorsun dün Anadolu Ajansı'nın hataları nedeniyle veya tercihleri veya bilinçli politikası nedeniyle çok uzun süre sayılar tam ortaya çıkmadığı için şu anda da elimizde il ve ilçe tam detay hatta sayılar İstanbul'a yok. Hatta İstanbul'a ilişkin hala belli ilçelere ilişkin bilgiler eksik. Dolayısıyla uzun boylu analizini etmek yapmak gerekiyor. Bunu da biz her zamanki gibi, her seçimden olduğu gibi, seçimden sonra olduğu gibi yine yapacağız ve yayınlayacağız. Evet. O zaman daha kapsamlı araştırmalar yapmak mümkün, analizler yapmamız mümkün. Ama dün akşamın bir başka belirtisi bence şuydu. Bunca gerilime rağmen bile, daha önce de bunu konuşmuştuk, iktidar blokunun seçim kampanyasındaki ürettiği o agresif dil, beka söylemi vesaire bu tarafı konsolide etti ve özellikle Ankara, İstanbul'da sembolleşti. O bunun üreteceği başka sonuçlar var elbette. Tabii. Önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Bir başka şey, bunca gerilime rağmen bile %84'e yakın katılım oldu. Evet, şimdi onu soracaktım. Çünkü kararsızların oranı oldukça yüksekti seçim öncesinde. Ve seçim günü itibariyle baktığımız zaman gene son dönemdeki seçimlere benzer bir yüksek katılım oranı var. Şöyle bir şey oldu bence. Her partinin seçmeni, bu analizi sık sık tekrarladık burada. Her partinin seçmeninin partisiyle sorunu vardı, MHP'liler hariç. Evet. Yani MHP'nin seçmen tabanıyla kurumsal kimliği arasında, hani şu anda en azından seçimden önceki pozisyondan söylüyorum, gayet memnun ve mesutlardı. Onun için orada çok fazla sorun yoktu. Ama AK Parti'nin kendi seçmeniyle, CHP'nin kendi seçmeniyle, İYİ Parti'nin kendi seçmeniyle, HDP'nin kendi seçmeniyle sorunları vardı. Farklı nedenleri var. Uzun boylu, burada da daha önce de konuşmuştuk. Ama sonuç olarak iktidar blokunun ürettiği o agresif dil, özellikle beka söylemi üzerinden gerilen gergin söylem ve hatta neredeyse karşı blokun tümünü terörist suçlamasına kadar varan sert söylem önce bu tarafı konsolide etti. Yani seninle 11 Mart'ta bu programı yaptıktan sonra geçen hafta biz seçimden tam 6 gün önce Ruşen'le burada birlikte bir program yapmıştık. Evet. Ve orada ben şu metaforu kullanmıştım. Hani o erkeklerin adaleli kaslı erkeklerin güç yarışmalarında çenesiyle tır çeken adamlar falan gibi şeylerde tırın ilk hareketi çok zordur. Tır hareket etti ama çekicinin maharetinden çok arkadan itme nedeniyle hareket etti benzetmesi kullanmıştım. Hala da aynı kanaatteyim. Yani iktidarın ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dilden dolayı bu tarafta CHP seçmeni, CHP ile olan problemlerini, 24 Haziran'dan sonra olan sürecin yaşananlarını unuttu. İYİ Parti seçmeni partisiyle olan meselesini unuttu. HDP seçmeni öyle. Dolayısıyla 3 seçmen grubu da burada muhalefet blokunun adaylarının etrafında birleşmiş oldu. Bunu gördüğü için pazartesiden beri son hafta içinde Cumhurbaşkanı İstanbul'da öyle 18 ilçeyi gezdi, 12 miting yaptı. Son 5 günde söylemde birazcık yumuşayarak seçmeni sandığa davet etmek, cezalandırma zamanı değil şimdi sandığa çıkma sandığa zamanı gitme diyerek. Zamanıdır. En azından yeniden o kararsız seçmenlerin içindeki büyük çoğunluk AK Partiliydi. Ya da rahatsızlık duyan kesim daha çok AK Partililerdi. Çünkü AK Partililerin yaşadığı ya da AK Parti seçmenin yaşadığı bir sorun var. Bir yandan burada bir çok yumuşak bir takım sloganlar ve afişler. Sevgi, gönül, aşk vesaire. Bir yandan sokağa çıktığı zaman gördüğü gıda fiyatları veya her gün yastığa başını koyarken yaşadığı işsizlik korkusu. Bir yandan da ekranda gördüğü o sert söylem. Şiddetli konuşmalar. Dolayısıyla AK Parti özellikle bir sahicilik yitimi yaşıyordu seçmenin nezdinde. Son bir haftadaki gayretle bir miktar onu toparladıklarını sanıyorum. Sonunda o 84'e gelmiş olduk hatta. Evet. İkinci bir şey, bugün de çok tartışılıyor olduğu için sözünü etmekte yarar var. Geçersiz oylar meselesi. Özellikle İstanbul için AK Partililer bunu çok dile getiriyorlar. 290 bin olduğu belirtiliyor. 290 bin meselesini. Şimdi İstanbul veya Ankara diye bakmadan bütün Türkiye üzerinden söyleyeyim. Önümde bütün şimdiye kadar Türkiye'nin yaptığı yerel seçimlerdeki geçersiz oylar var. Geçersiz önemli. Oyların 1984'te 3.7, 89'da 3.2, 94'te 4.2 diye geliyor. 2014'te 4.1, 2019'da da 3.9. Evet. Yani anormal bir geçersiz oy dağılımı genel Türkiye üzerinden baktığınızda burada yok. Burada tabii bir oran vermiyorsun, milyondan bahsediyorsun. Hayır, oran 3.9. %3.9 katılan evet. Seçmenin. İstanbul'da ise bir önceki seçimde 400 bin civarında geçersiz oy olmuş. Şimdi ise 290 bin. Evet. Dolayısıyla İstanbul özelinde de geçersiz oydan dolayı özel bir durum yok. Genel eğilime uyuyor. Yani hem seçime katılmalar hem geçersiz oylar oranları Türkiye'nin seçim tarihindeki genel eğilimlere çok paralel hareket etmiş. Orada sorun yok. En azından bir şimdi problem görmüyorsun. Görmüyor. Orada. Yani evet. Bir sandıkta, üst sandıkta bazı tartışmalar vardır vesaire ama bir de bu seçimin çok da enteresan bir özelliği vardı. Hakikaten oldukça karışıktı. Birkaç açıdan ittifaklar işi biraz karıştırıyordu. İnsanların kafasını karıştırıyordu. Kime oy basacak, ne yapacak, ne edecek? Oralarda sorun vardı. Tabii yani bir de biliyorsun daha önce yani 24 Haziran öncesi bu iktidar bir seçim kanununda bir değişiklik yaptı. Evet. Ve oylar daha önceleri Türkiye'de her bir oy
ayrı zarflara ve ayrı sandıklara atılırken aynı sandığa atılır oldu. Evet. Dolayısıyla aynı zarfa yandan, konarak. Şey, aynı zarfa aynı, konarak. Evet, dört tanesi bir zarfa konarak. Dolayısıyla bunun ürettiği bir psikolojik sonuç var. Binde bir midir, yüzde bir midir onu bilmiyorum. Evet. Yani bunu da ölçmek çok mümkün değil. Ama Türkiye çapında da 2 milyon olduğu söyleniyor. İktidar bu değişikliği yaparken bir hayali vardı veya bir hedefi vardı. Çünkü böyle bir psikolojik etkinin olacağı da beklenir. Ne kadardır dediğim gibi ölçmek mümkün değil ama hani mesela bu seçimden önce de bu tartışmaya da ihtimal vardı. Partisine sahip çıkmak için meclis oyunu verecek AK Parti seçmeni örneğin ama belediye başkan adayında oy vermeyecek evet. gibi bir takım böyle ne diyelim değişik kombinasyonla oy kullanmak. Halbuki şimdi aynı sandığa atıyorsanız diyelim Cumhurbaşkanı oyuyla milletvekili oyunu da aynı sandığa attık. Aynı zarfın içine koyduk. Dolayısıyla birinde farklı birinde farklı kullanmanın ya da o tür bir soğukkanlı muhakemenin önüne geçmek ve seçmeni tek bir seçeneğe doğru yönlendirmekti bu. Ki herhalde bunu hesapladığı için zaten böyle bir değişiklik ihtiyacı duydu AK Parti. Öyleyken onun için 7 oyu aynı anda kullanırken, aynı zarfın içine atarken veya 5 oyu böyle bir psikolojik etkide çalışmış olabilir ama 3.9 geçersiz oydu. Bu karmaşanın içinde şimdiye kadarki ortalamalara bakıldı da çok paralel görünüyor. Onun için olağan dışı bir şey Türkiye genelinde görünmüyor. Ama il il ve ilçe ilçe bu analizi yapmamız lazım. Ayrıca yapmak lazım. Özellikle mesela kayyumlu olan ilçelerde bunu yapmamız lazım. Çünkü Türkiye genelindeki yuvarlak orandan baktığınız zaman ortalamayı tuttu diyoruz bazı şeyler ama o detaylarda bazı başka örüntülerin olup olmadığı da anlaşılır bazı ipuçları veriyor siyasi tavır ve tercihlerin gidişatı konusunda. Evet. Burada bir soru sormak istiyorum hemen. Bu seçimi, yerel seçimi karşılaştırabileceğimiz başka seçimler var mıdır? Yani sen çünkü daha öncesinde bir genel seçim havasında geçeceğini belirtmiştin. Tabii bu seçimin ortak şeylerinden bir tanesi ya da seçim sürecinin ortak benzerliklerinden bir tanesi nedir? Bir kere yerel seçimden genel seçim farkı olmadı gibi. Evet. Olmadı. Yani gerçi şöyle bir şey oldu. Muhalefet bloku son derece tansiyonu düşüren ya bir yerel seçim yapıyoruz ve yerel yöneticiler seçiyoruz diyen bir dil kurdu. Sonrasındaki ve açıklamalarda bile bu var. Gerçekten haklarını da teslim evet. etmek lazım. Özellikle Ekrem Bey'de, Mansur Bey'de, İzmir'de, Tunç Bey'de ve diğer adayların hemen hepsi de hatta Kemal Bey'de bütün konuşmalarında o tansiyonu düşürmeye dönük bir dil kullandılar. İktidar ise bunu bir beka meselesi gördü. Ama şimdi dün geceki sonuçlardan sonra bir ters hava var. Bir yandan iktidar bloku şimdi ya bu bir yerel seçimdi ya demeye getiriyor ve olayı sakinleştirmeye çalışıyor. Muhalefet blokunun kazananları ve Ekrem Bey ve özellikle de Mansur Bey ve Ekrem Bey'in dilleri ise gerçekten son derece sükunetle, sakin. Kılıçdaroğlu da öyle. Bu bir zafer çok, değildir diyor. Evet. Yani, evet, çok, yani... Çok, en azından 24 Haziran'daki gibi bir hataya yol açmadan CHP veya işte Millet İttifakı adayları özellikle Ankara, İstanbul'da çok başarılı bir şey süreç yönetimi gösteriyorlar bence. Bu bile aslında o insanların en başta söylediğimiz umutlanma ihtiyacına cevap veren bir şey oldu. Bir şey. Evet. Böyle de devlet adamlığı, böyle de siyaset insanı olmak mümkünmüş. Umudunu güçlendiriyor en azından. Ama bundan sonra pratiğin nasıl gelişeceği başka evet. hikaye. Belirttiğin gibi ilçeler bazında yapılacak incelemeler bize bundan sonraki özellikle büyükşehir belediyelerindeki yönetim olanaklarını tabii, da gösterecek. Meclis dağılımlarını bir kere henüz daha tam bilmiyoruz. Mesela Ankara'da 25 ilçeden 20'sinde AK Parti kazandı. Bu tabii ki Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisine aksetecek. Çoğunluğu AK Parti'de olacak. Daha açık. Önceden Eskişehir'de yaşamış olduğumuz… Kilitlenme burada da olabilir. Kilitlenme burada da… Olsun diye uğraşılabilir. Evet. Burada tabii iktidar blokunun ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı bütün bu seçim sonuçlarını nasıl yorumlayacağı ve nasıl bir pozisyon alacağı, gündelik siyaset tarzında ve yönetme tarzında, tavrında ne gelişme olacağını göreceğiz hep beraber. Evet. Eğer orada bir uzlaşmacı tavır gelişirse başka bir şey, sert bir tavır gelişirse başka bir Türkiye konuşacağız. Evet. Benim çok dikkatimi çeken birden fazla okulda gözlem yapabildiğim için bunu söylüyorum. Ama İstanbul'la sınırlı bir gözlem. İstanbul dışındaki il ve ilçelerde nasıl gerçekleşti doğrusu bilmiyorum ama muhtar seçimlerine ilgi çok yüksekti. Yani bir aday sayısı itibariyle, muhtar adayı sayısı itibariyle sayı yüksekti.
Ve neredeyse muhtar, ailesi, yakın dostları tarafından da kuşatılmış sandıklarla şöyle bir şey oldu. Yani karşılaştık. Şimdi söyleyeceğim iki ayrı katmanı var ama şimdi sosyal medya, yani medyanın, sanal medyanın giderek ağırlığını artırdığı, televizyonların, gazetelerin artık ağırlığının kalmadığı, televizyonun da giderek en azından bizim akvaryumda, yani eğitimi yüksek kesimlerde televizyonun da hemen hemen ağırlığının hiç kalmadığı, etkisinin hiç kalmadığı en azından uzun bir dönem yaşanıp geliyor Türkiye'de. Bu seçimlerde sosyal medyanın ağırlığı çok fazlaydı. Evet. Ve tabii, ve bütün partiler açısından böyle. Evet, evet, evet. Ama şöyle bir durum oldu. Sosyal medyanın bu güçlenmesi ya da kullanılmasındaki siyasi propaganda amaçlı kullanılmasının iki katmanı oldu. Bir tanesi sözünü ettiğim muhtarlık meselesi. WhatsApp grupları dahil muhtar adayları oralarda daha iyi örgütlendiler ve daha somut işler yaptılar. Bu olumlu tarafıydı. Ama olumsuz tarafı genellikle özellikle bu Obama'nın seçiminden beri Amerika'da sosyal medyanın bu siyasi kampanya süreçlerinde nasıl kullanıldığına dair Türkiye'de binlerce efsanevi iddia ya da hikayeler okuduk, dinledik. Herkes de buna çabaladı falan. Bu seçimde evet bir büyüklük ve etki olarak sosyal medyanın böyle bir güçlenmesini gördük. Ama şöyle bir sorun var. Sosyal medyadaki propagandaların hemen neredeyse dörtte üçü, belki de çok daha fazlası, bel altı diyebileceğimiz ya da underground işler diyebileceğimiz karşı tarafı kötülemeye, hatta iftira atmaya, saçma sapan başka bir yere döndü ve sosyal medya kirlendi. Evet. Kirlendi. Yani sosyal medyadan daha olumlu kampanyalar yerine olumsuz kampanyalar öne çıktı. Bu da bu seçimin özgün hikayelerinden bir parçasıydı. Şimdi bütün bunlar tabii seçimle bitiyor olmuyor. Yani asıl mesele orada. Onun için hani bugün hayat sürüyor ve yarın başka bir Türkiye'ye uyanacağız. Dolayısıyla bütün bunların toplumda, hani ben daha çok işin aktörlerden çok toplum tarafıyla, seçmen tarafıyla ilgili bir bakış açısına sahip olarak söylüyorum. Bütün bunlar bir tortu bırakıyor. Yani hele sosyal medyaya bırakılmış bütün o iftira kasetleri, görüntüleri, montajlar, şunlar bunlar bir yerlerde duruyor ve yarın herhangi bir şeyde, herhangi bir programı izlerken sana bana kızan herhangi birisi 8 sene önceki o görüntüler yeniden bir birikim halinde önümüze kirleniyor. Sürülecek. Tıpkı evet. Hani denizlerin veya kıyıların veya toprağın, ormanların plastik şişeler artıklarıyla kirlenmesi gibi sosyal medyayı da kirletiyoruz sonuç olarak. Evet. Ve bunun bir tortusu var ve sonuçları var. Seçimden birkaç önemli satır başı benim düşünebildiğim kadarıyla seçilen kadın başkan sayısı çok az. Çok az. Evet, yani... Siyasette kadın yok. Yok. Yani bir kere. Çünkü bizim siyasi parti, yani burada tabii siyasi aktörlerden ya da siyaset zeminin üzerinden bu seçim sürecinin gösterdiği bir başka önemli mesele var. O da şu, ya da iki ana mesele var. Bir tanesi, başkanlık sistemine geçtiğimizden dolayı bizim seçim sistemimiz şimdiye kadar ama yerelde ama genelde temsiliyete dayalıydı. Dolayısıyla hani bu %10 baraj gibi bir saçmalık vardı ama yine de özü itibariyle temsiliyete dayalıydı. Halbuki başkanlık sistemine geçtiğiniz andan itibaren ikili sisteme döndü. Sıfır veya bir kazandınız veya kaybettiniz. Şimdi dolayısıyla bunun ürettiği bir örgütlenme, seçim süreci, aday belirleme süreci, aday olmalar, bütün bu hikaye giderek buna bağlı olarak şekillenecek. Nasıl şekillenecek? İşte ittifaklar meselesi. Yani İttifaklar artık kaçınılmaz hale gelecek bundan sonrası içinde. Çünkü sıfır veya birli bir oyun oynuyorsanız kazanmak için mutlaka ittifak kurmak zorunda bizim kalacak her bir parti. Bizim eskiden koalisyon diye bildiğimiz şey şimdi ittifak oldu. Dolayısıyla evet. Bunun bir süre sonra ben üç partili, yani üç farklı Türkiye'nin üç partisi gibi bir metafor kullanıyorum. Dolayısıyla üç partili bir sisteme doğru dönecek. Burada demiyorum ki MHP veya İYİ Parti yok olacak. Yok olmayabilirler de ama sonuçta tabelaları, kurumsal kimlikleri, ayrı politikaları durabilir. Ama göreceğiz ki önümüzdeki ne zaman yapılacaksa önümüzdeki ilk seçimde de yeniden ittifaklarla gidilecek. Ve artık ittifaklar kaçınılmaz bir siyasi yapıyı belirleyen, şekli belirleyen bir şey olacak. İkincisi siyasetin bireyselleşmesi meselesi. Siyaseti giderek
partiler ve parti liderleri özellikle bireyselleşsin istiyorlar ve kendilerince de bunun gündelik hayata daha uygun olduğunu düşünüyorlar. Evet, gündelik hayatta da böyle bir eğilim var. Yani bugün iletişimin, bilişimin, zaman ve mekandan bağımsız hayatın bu kadar güçlendiği bir coğrafyada veya gündelik hayat ritmi içinde sonuçta seçmen koltuğuna oturuyor. Televizyonda deterjan reklamı, bisküvi reklamı izler gibi de liderler geçirdiğini izliyor. Konuşmalara bakıyor, tercihlerini belirliyor. Dolayısıyla her şeyin böyle bir birebir parti veya partinin söylemi veya sözcüsüyle seçmenin birebir ilişki kurduğu bir düzlemin ağırlığı artıyor. Ama bu bir yandan da Türkiye'ye ne kadar uygun olup olmadığı tartışılır. Gündelik hayat pratiğine daha uygun gibi görünmekle beraber Türkiye hala sanayi toplumu olmanın bir takım problemlerini yaşayan bir ülke. Yani bu bireyselleşme şu anlama geliyorsa Kürtlerin sorunu yok, Kürt Mehmet'in sorunu var. Çiftçilerin sorunu yok, çiftçi Ali'nin derdi var. Derdi var. Haline dönüyorsa Türkiye gibi henüz sanayileşmenin temel kurumsal yapılarını, modernleşmenin temel kurumsal yapılarını yani eğitim, hukuk, laiklik gibi temel kurumsallaşmalarını tamamlayamamış bir ülke için bireyselleşmek veya temsiliyeti kaldırıp sıfır birli seçim sistemine dönmek doğru bir şey değil. Çünkü bizim yeniden bir toplumsal uzlaşma üretmeye ihtiyacımız var. Uzlaşma dediğiniz şey de müzakere süreçleriyle, müzakerelerin sonunda ikna ve uzlaşmaya varırsanız olur. Bunu da aktörler üzerinden yapabileceksiniz. Yani 58 milyon seçmenin bir gün güneş doğarken kalkıp sokağa çıkıp birbirini öperek uzlaşma olmaz. O seçmenleri temsil eden örgütlenmeler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, çiftçi odaları, partiler üzerinden bu müzakere, yani siyasi alanın örgütlü olduğu bir zeminden Türkiye bu sorunlarını aşabilir. Halbuki partilerin siyaseti bireyselleştirmeleri kendi yapılarını o devlet kurumu gibi örgütlenmiş ve yasalardan alınan o gücü kalıcılaştırıyor. Kadın meselesi de tam burada onun için önemli. Onun için buradan başladım. Türkiye'de öyle bir siyasi yapı var ki 12 Eylül'ün kurduğu, daha sonra Özal'dan başlayarak her gelen iktidarın bir parça daha yontarak güçlendirdiği, evet. Bozduğu ve demokratikleştirdiği değil, aksine güçlendirdiği, tümüyle liderlere ve partilere odaklı, partinin liderine odaklı bir siyasi yapılanma var. Ve parti liderlerinin bu kadar erkek egemen zihniyette olduğu bir dünya içinde de kadınlara yer yok. Kadınlara yer açılamıyor. Dolayısıyla özü itibariyle Türkiye'nin önemli meselelerinden bir tanesi bugün siyaseti yeniden yapılandırmak meselesi. Ama karşımızdaki aktörlerle, parlamentoyla bu başkanlık sistemi içinde bu başkanlıktan ya da başkanlık sarayından böyle bir karar beklemekte hayalcilik olduğunu farkındayım. Evet. Şimdi dün Bahçeli ve Erdoğan ikisi de konuşmalarında bir erken seçim ihtimalini reddettiler. Sayın Erdoğan hatta 2023'te olacağını bundan sonraki seçimin belirtti. Sen 11 Mart tarihinde yapmış olduğumuz programda bir erken seçim ihtimalinin de bu seçimlerden sonra gündeme gelebileceğini eğer iktidar bloku %45'in altına düşerse %20 ihtimallen olabilir demiştim. Şimdi 52'yi korudu ama İstanbul Ankara'yı kaybetti. O yüzden yakın dönemde bir erken seçim beklemiyorum. Ama bir yandan da siyasetçilerin ya da AK Parti MHP yönetimlerinin ya da Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'nin kararından bağımsız olarak ülkenin yaşadığı ekonomik sarsıntı veya dış politikadaki gerilimler. Artık ona ekonomik kriz diyebiliriz değil mi? Tabii. Evet. S-400'ler etrafında şekillenen, batıyla olan, tartışma. Amerika'yla olan, giderek sertleşen tartışma, Avrupa Birliği'yle olan gerilim gibi şeyler Eylül'den itibaren karşı karşıya olacağımız problemlerin şiddetine göre veya o problemleri hükümetin yönetme ve ele alma tarzına ve tercihlerine bağlı olarak seçim ihtimali ne hala düşük de olsa vardır. Yönetemediğini hissettiği an veya bu iktidar blokundaki bu ittifakın çatladığı an ki öyle bir kavşak noktasına hemen yakın vadede geleceklerini sanmıyorum. Çünkü MHP bu sürecin kazananı ve kazanmaya devam ediyor. Devam ediyor. Hatırlarsan yine 11 Mart'ta MHP'nin özgür ağırlığı artacak sistemde. Demiştim. AK Parti üzerinde demiştim. Nitekim de dün gece sayısal olarak da bir kere daha görüldü ki bu seçimin ikinci kazananı da Ankara İstanbul'un CHP kazanmasının ardından MHP olduğu ortaya çıktı. Çünkü sadece ittifaklardan dolayı değil,
ittifak yapmadıkları ve AK Parti'yle rekabet ettikleri o kalkınmaya çalışan muhafazakar coğrafyadaki illerde AK Parti MHP rekabeti olan hemen her yerde neredeyse MHP galip geldi. Evet. Ama aynı gelişmeyi İyi Parti için söyleyemiyoruz. Söyleyemiyoruz. Değil mi? Evet. Çünkü o tarafta yani iktidar blokunda hem fikren hem sosyolojik olarak bir beraberlik var. Siyasi zaten sosyolojik ve kültürel yapı beraberdi. Siyasi tercihler farklıydı ama hatırlayacaksın bunu da çok konuştuk. 2013'ten beri adım adım kurumsal yapılarda bir araya geldi. Ama bu tarafta muhalefet blokundaki birleşmelerde herhangi bir ideolojik birlik yok. Herhangi bir sosyolojik veya kültürel benzerlik de yok. Bir miktar bazı benzerlik alanları elbette var ama asıl bir araya gelme motivasyonu AK Parti karşıtlığı ya da Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Evet. Onun için İyi Parti'nin kimlik problemi, HDP'nin kendi seçmeniyle değişen Kürt meselesindeki paradigma değişikliğine cevap üretip üretememedeki eksikliği veya CHP'nin kendi bu entelektüel sermayenin güçlü olduğu coğrafyanın hayal ve umutlarına tam bir cevap üretip üretemediğinden bağımsız olarak dün akşamki oluşan sonuçları üreten ana duygu AK Parti'yi geriletme duygusu. O yüzden burada bu sarsıntı daha sürecek. Devam edecek. Evet. Belki erken soru, genç nüfusun tercihleri konusunda herhangi bir şey söyleyebilecek durumda mıyız? Seçimdeki sayılara nasıl yansıdığını bilmiyorum. Yani hesaplarına tek tek bakmamız lazım. Evet. Ama bizim en son Türkiye geneli araştırmamız, bunu da daha önce tekrarlamıştım. İl araştırmalarımız çok fazla yoktu. Onun için illere dair bir sayısal beklentimiz de yoktu. Ama Türkiye geneline dair en son yaptığımız 2-3 Mart sayımı ya da ölçümü üzerinden, yani seçimden 28 gün önce yaptığımız son ölçümü üzerinden baktığınız zaman hala 29 yaş altı gençlerin 3'te 1'i seçime gitmeyeceğini veya herhangi bir partiden yana olmadığını ya da bir tercih olmadığı noktasındaydı. Ne kadar değiştiğini göreceğiz. Evet, yani kararsızlar grubunu oluşturan önemli bir kesim de onlardı. Kesimdi. Evet. Sonuç olarak ne olduğunu da önümüzdeki araştırmalarda görürsek onları da bir yayında ele alırız. Şimdi bu seçimin bir kutuplaşmaya karşı kazanım olup olmadığı sorusu birçoğumuzun kafasında kutuplaşmaya karşı duruyor. Bir kutuplaşmanın içinden bir kazanım bu. Şimdi gerçekçi olalım. Evet. Yani bu evet bir umutlanma ihtiyacını karşıladı insanların, bir kesimin. Haklıydılar da bu sevinci ya da bu umudu duymakta. Ama gerçekçi bir yerden düşünmeye ihtiyacımız var. Gerçekçi olan, demin de dediğim gibi, bir kere bir muhalefet bloku, monoblok bir ortak iddia peşinde olan bir araya geliş değil. AK Parti karşıtlığından bir araya geliş. Evet. Şimdi asıl bundan sonra hem Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in, Tunç Bey'in ya da işte belediye başkanlarının tutumu çok tayin edici olacak. Hatay'da kazanan kişilerin nasıl bir performans gösterecekleri ve nasıl bir yerel yönetim modeli üretecekleri'ne bağlı. Ama bir yandan da eğer bizim akvaryum için söylüyorum, siyasetteki bu umutlanmaya bir entelektüel katkı, bir eylemlilik katkısı, sivil topluma dahil olarak veya siyasete dolaylı veya dolaysız doğrudan bir katkı sunmadan, kenarda bekleyerek sadece yeniden bir seçimi beklerlerse, bu kutuplaşma yeniden aynı tabloyu önümüze getirir. Unutmayalım ki dün akşam yine 24 milyon insan, 24 Haziran akşamı da neredeyse tam aynı sayıdaki insan yine AK Parti MHP blokuna oy verdi. Oy verdi. 58 milyon seçmen içinde. Dolayısıyla bu arada da HDP'nin de bir başka meselesi var. İşte 6 milyon oy diye, hani yüzdeler ayrı bahis ama 6 milyon oy diye baktığınız zaman aşağı yukarı 2 milyon oyu var. Şu anda daha ilçe meclis oyları falan önümde olmadığı için yanlış sayı söylemekten korkarım ama en azından ilk böyle kuş bakışı baktığımız zaman Batı'daki 2 milyon seçmenin de bir muhalefet blokundan oy verdi ama demek ki 1 ila 2 milyon arasında ciddi bir oy eksilmesi var HDP'de. Onlar ilçe ilçe bakıp görmemiz lazım. Seçime katılmadıkları için mi eksildi? AK Parti'nin oyu yüksek gibi görünüyor o değişen belediye başkanlıklarında. Geçersiz oy gibi başka hikayeler nedenleri var. Göç ilçe olabilir. İlçe, tabii göç, demografi değişiyor tabii. Bir yandan. Vesaire. Onun için ilçe ilçe bakmamız lazım. Ama HDP açısından da bakarsan 3 büyükşehir belediye başkanlığı vardı. Van, Diyarbakır, Mardin yine onları kazandı. Ama 8 ilde belediye başkanlığı vardı. O 5'e düşmüş durumda. 85 ilçede belediye başkanlığı vardı.
Onlar da 40 küsura, 50'nin altında yanlış anımsamıyorsam düşmüş durumda. Dolayısıyla HDP'nin de bir kendini sorgulaması ve seçmeniyle ama kendi bölgedeki seçmeniyle ama batıdaki seçmeniyle ilişkisini yeniden kurgulaması gerekiyor. Dolayısıyla asıl zorluk şu anda muhalefet blokundaki 3 aktörün de yeniden bir kendilerinde bir siyasi düzeltme yapıp yapmayacakları. Bağlı. Eğer bunu yapmayıp da sadece Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in başarı hikayesine yaslanarak ve bugünkü pozisyonlarını aynen ya da yapılanmalarını aynen sürdüreceklerse tablo yine kutuplaşmanın içinden oluyor. Kutuplaşmanın dışından ve kutuplaşmayı bozan olmuyor. Evet. Asıl hikayemiz burada ve asıl ihtiyacımız bu kutuplaşmayı bozmak. Evet. Ya da oyunu bir başka basamağa, başka bir seviyeye taşımak. Henüz onun alameti yok. Ama bir yandan da bu kadar da umutsuz olmayalım. Mansur Bey'in de Ekrem Bey'in de dün geceki bütün o 24 Haziran gecesinde olanları, Muharrem İnce'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin performanslarıyla dün geceki performanslara dikkat alırsan da çok ciddi çaba gösterdikleri ve bir heyecan ve renk getirdikleri, süreci çok farklı yönettikleri, en azından samimiyetleri konusunda kamuoyunu ikna ettiklerini sanıyorum. Bunlar bile önemli kazanımlar. Ve bir de tabii Ankara'yla birlikte hareket edeceklerine dair çok açık beyanlarda bulundular. Ama biz bunları bir tarafa bırakalım. Yani iktidarın ve muhalefet kanadının gelecekte ne yapacaklarını bir tarafa bırakalım. Burada sivil topluma da önemli görevler düşüyor. Aynen, aynen. Çünkü sivil toplum kuruluşları özellikle son dönemdeki gelişmelerin arkasından hem biraz şiddetliler ama bir büyük ölçüde suskunlar. Şimdi özellikle muhalefetin kazanmış olduğu büyük şehirlerdeki ve illerdeki sivil toplum kuruluşlarının da oturup kendilerine bir strateji gerçekleştirmeleri ve ne yapacaklarına şimdi karar vermeleri lazım herhalde, seçim, değil mi? Bu yerel seçim sürecinin en önemli handikaplarından ki bunu da yine konuşmuştuk 11 Mart'ta, bence en önemli sorunlarından biri şuydu. Seçimlere giderken yani şu veya bu nedenle haklı veya haksız bu kadar politize olunan bir ortamda iki tane önemli yönetim meselemiz vardı. Ekonomik sarsıntılar, dış ilişkiler, kutuplar, her şeyin yanı sıra iki önemli yönetim meselesi vardı iki katmanda. Bir tanesi başkanlık sistemi diye bir sistem değiştirdi Türkiye. Bütün devlet mekanizmasını, yönetim mekanizması, karar süreçlerinin buna göre yeniden tanımlanması, tasarlanması ve kurallarının, kurumlarının oluşturulması lazım. Ve anlaşılıyor ki bunu savunan, yani bu sistemi savunan ve bu sistemi bir sihirli anahtar olarak kamuoyunun önüne koyan iktidar blokunda da bir mühendislik projesinden vazgeçtim. Mimari taslak bile yok elde, yap bozdan yürüyor. Böyle bir seçim döneminde bile muhalefetten de böyle bir tartışma açılmadı veya şöyle düzeltmeliydir, böyle yapılmalıdır diye bir öneri gelmedi birincisi. İkincisi, ikinci katmanı da yerel yönetimler meselesiydi. Evet. Yani bugünün metropolleşmiş, kentleşmiş Türkiye'sinde yerel yönetim ya da yerinden yönetim meselesini bizim yeniden tasarlamamız gerektiği açık. Yani dün akşam seçilen diyelim Ekrem İmamoğlu ile Kırşehir Kaman'da seçilen Mehmet Bey ya da Kırklareli'ndeki Siyan Bey aynı belediye kanunları, aynı meclis kanunlarıyla yönetecekler. Birisinde 11 milyon seçmen var, 16 milyon resmi, 20 fiilen 20 milyona yakın nüfus var. Birinde 10 bin nüfus var, birinde de işte 80 bin, 100 bin nüfus var. Şimdi aynı şeyi konuşmadığımız çok açık. Türkiye'nin bütün bu karmaşıklığının içinde bu yerinden yönetim ya da yerel yönetim meselesinin modelini de bu kadar merkezileşmenin dışında nasıl daha katılımcı, daha şeffaf hale getireceğimize dair de bir süreci tartışmak beklenir, tartışması beklenir de muhalefetten. Henüz bu da olmadı. Şimdi en azından siyasi partiler bunu yapmıyorlarsa bile bizim gibilerin, ülkenin geleceği için dertlenenlerin veya bu konulara aklım eriyor diyen, arzusu, niyeti, fikri olan herkesin en azından bu Hatay'dan İstanbul'a kadar olan coğrafyada bu katılımcılığı, yönetim modellerini geliştirilmesi, buna uygun uygulamaların yapılabilmesi için omuz vermeleri ama fikren ama fiilen şu veya bu yöntem içinde belediye başkanlarının da buna zorlamaları beklenir. Eğer böyle bir dinamik üretemeyip de sadece yukarıdan siyasi bu beş partinin aktörlerinden, kurumsal kararlarından bir dinamik gelişmesini bekliyorsak kaybedeceğimiz açık. Onlar çünkü bu merkezi sistemden mesul. Çünkü o merkezi sisteme bağlı olarak partiler de gayet merkezi. Herkes halinden memnun ve mesut görünüyor. Ama pratik hayata uygun değil bu sistem.
bizim daha katılımcı, daha demokratik, daha şeffaf, daha hesap verebilir, daha sorun odaklı, dert odaklı aktif vatandaşlar haline gelmemiz. Başka bir evreye önemli. Geçmemiz lazım. Dolayısıyla evet. Bugün umutlanma ihtiyacıyla, umutlanma ihtiyacını tatmin etme duygusuyla mutlu mesut olan herkesin yarından itibaren bunun için emek koyması lazım. Yapabildiği her katmanda, her yerde. Her yerde aslında, sadece bu bölgelerde de değil ama öncelikle bu bölgelerde. Çünkü bu bölgeler, yani Hatay'dan İstanbul'a ve Ankara'dan İstanbul'a olan o sanayileşmiş dediğim bölge, aynı zamanda da bütün bu yeni problemleri de bir arada yaşadığımız, bütün bu sözünü ettiğimiz yoksulluktan mücadele politikalarıydı, bölgesel bir takım yeni vizyonlar geliştirilmekti, bölgesi üzerinden ulusal sınırları da aşarak Avrupa'yla veya dünyanın başka bölgeleriyle ilişki kuracak vizyon sahipleri olmak gibi, yeni yönetim modelleri geliştirmek gibi, yeni ekonomik vizyonlar geliştirmek gibi bir misyonları var. Eğer bütün bunları yapamazsak, sadece iktidar değil, hep beraber bunlara katkı koyamazsak, 5 sene sonra, 4 sene sonra da seçim yapsak, yeniden bu kutuplaşmanın içinden oyun oynuyoruz. Veya herhangi bir erken seçimde yine %52'lik 24 milyon blok orada olursa, yine başkanlık seçimini bugünkü iktidar bloku kazanacak demektir. Evet, hangi partiden olursa olsun önümüzdeki dönemde özellikle sivil girişimlerin belediyeleri izlemesi, belediye faaliyetlerine aynen. katılması, aynen. Meclis toplantılarını gidip izleyip İzlemesi. Bu konudaki görüşlerini belediye yönetimlerine bildirmesi dahil olmaları müdahil evet. olmaları gerekiyor. Başka türlü o zaman yeniden o yeni arkadaşların, yeni seçilen insanların da bu bildiğimiz rant ekonomisinin çıkar ağları arasında heder olmalarına neden olur ve tek suçlusu da o bireyler olmazlar. Evet. Burada her bir yurttaşın da sorumluluğu var, her birimizin sorumluluğu var. Şunu merak ediyorum, şimdi sen hemen her konuşmanda geleceğe olumlu baktığını ve vatandaşlarımızı küçümseyen görüşlerin de son derece yanlış olduğunu belirtiyorsun. İşte dün akşam da gördük. Peki yani, ne gördük bu anlamda? Seçim yoluyla 25 yıllık yerel iktidar geriletilebiliyor. Geriletilebiliyor, evet. İki, kaybettiği zaman da iktidar yönetim erkini bırakıyor. Evet. Yani bırakmayacaklar, şuydu buydu gibi tartışmalar. Geçen hafta buradaki programda Ruşen de sormuştu. Ben de o zaman bu soruları anlamsız buluyorum demiştim. Aynı noktadayım. Bütün eksikliğine rağmen, bir sürü sorununa rağmen bile seçimle iktidar değişikliği bu toprakların en azından siyasi tarihin geleneğinde var. Bu çok önemli bence. Ve dün bir kere daha bu görüldü. O kadar bunun, büyük zorluklara, engellemelere rağmen. Ve hatırlarsan ta 2017 referandumundan beri aynı şeyi söylüyorum. Herkes kutuplaşmanın 51-52'lik tarafına bakarak umutsuzluk üretiyor bu tarafta. Ya da o taraftakiler de bütün sorunlara rağmen o 52'yi koruyoruz diye kendilerince mutlu oluyorlar. Ama ortada bir vaka var. Burada hala 48-49 var. Umutlanmak için bahane aramaya gerek yok ki. Bunca gerilime, bunca tek taraflı kampanyaya, günde 12 saat, 18 saat, 30 kanalda birden naklen yayınlarla bütün seçmenin tercih veya bilgilenme hakkına müdahale eden bir siyasi iktidar uygulamasına. Hatta Anadolu Ajansı'nın yayınlarının manipüle edilmesi. Bütün buna rağmen, evet. Bütün buna rağmen hala eğer %48,5-49 insan burada duruyorsa, hep 24 milyon diyorum ama 1-24 milyon da burada. 24 milyon insan burada duruyorsa umutlanmak için bahane aramaya gerek yok ki, bu 24 milyona bakmak yeterli. Evet. Ve o insanlarımızdan da umutsuzluk beklememeliyiz. Dolayısıyla bu hep konuda. Aynı şeyi söylüyorum. Böyle karmaşık zamanlarda insanlar aydınlarına, siyasetçilerine, entelektüellerine döner bakar, bana bir yol gösteriyor mu diye. Ona ihtiyaç var. Evet. Efendim, hafta sonu cumartesi günü saat 14'te Taksim'de Barkelo Otel'de nasıl kazandılar, niçin kaybettiler başlıklı TÜSES'in, SODEV'in, Küreyyel'in ortak düzenledikleri bir toplantı olacak. Konuşmacılar Bekir Ağırdır, Doktor Gülfem Saydan Samver ve Doçent Doktor Emre Erdoğan, moderatörü de Nevşin Mengü. Cumartesi günü saat 14'te, sanıyorum cumartesi gününe kadar
çok daha fazla daha bilgiye ulaşırız. Evet, Anadolu Ajansı'nın en azından verilerini biz de edinebilirsek, medyaya evet. servis ediyorlar ücretli de henüz daha evet. araştırma şirketlerine ya da kamuoyuna açık değil. Onları edindiğimizde biraz daha fazla analiz yapma imkanımız olacak. Ama bundan sonra olacak. Herhalde Anadolu Ajansı'nın mı yoksa Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine mi ulaşmak daha önemlidir diye altı bir tartışma gün, evet, da. 6 gün sonra Yüksek Seçim Kurulu'nda da kesinleşen evet. veriler çıkmaya başlıyor. Çünkü siyasi partilerle o bilgileri anlık tabii. paylaşıyor tabii, Yüksek doğru, Seçim Kurulu. Paylaşıyor. Böyle bir tartışma çıktıktan sonra artık o kurum şöyleydi geçmişte, tabii, bu kurum tabii. böyleydi aynen diye öyle. Uğraşmanın anlamı yok. Bekir çok teşekkür ederiz sana. Teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde de yeni gelişmeler olduğu, yeni bilgilere ulaştığımız takdirde tekrar bir araya geliriz. Efendim İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının 116.sını dinlediniz. Gelecek hafta yeni bir programı gene pazartesi günü saat 16'da izlemek mümkün. Hoşça kalın.